Merhaba. Bu dersimizde okul başarısı etkeni faktörleri inceleyeceğiz. Kimler başarılı olur? Kimler başarısız olur? Başarıya artırmak için sınıfta yaptığımız çalışmalar. İlk olarak kimler başarılı olur konusuna değinelim. Ailesinde huzuru, sevgi, ilgi gören, arkadaşlarıyla iyi iletişim kurabilen, onlarla yapılan faaliyetlere katılan, ders esnasında not tutabilen, dikkatini dinlediği konu üzerinde toplayabilen, kendine güvenen, başarılı olabileceğine inanan, bilgiyi hazır olmak yerine araştırarak öğrenme yolunu seçen, okul dışında da okuyan, araştıran, merak eden, hedefleri olan, onları gerçekleştirme hevesi olan, öğrendiklerini tekrar ederek onların kalıcı olmasını sağlayan öğrenciler her zaman başarılı olma yolunda bir adım öndedir. Okula severek gelmek ve devamlılığı olmak da önemli faktörlerden birisidir. Peki kimler başarısız olur? Ailevi problemleri olan, ailesinden sevgi, ilgi görmeyen, okula gitme konusunda isteksizlik yaşayan, devamlılığı olmayan, arkadaşları tarafından onaylanmayan, ders esnasında not tutmayan, dersi dinleme esnasında dikkatini toparlayamayan, kendine güveni olmayan, hazır bilgi edinmeye alışmış, ödevlerini anne babasına yaptıran, düzensiz, dağınık, plansız, programsız çalışmayı tercih eden, hedef olmayan veya hedefine yönelik çalışması bulunmayan, öğrendiklerini tekrar etmeyen öğrenciler her zaman başarılı olma yolunda bir adım geridedir. Peki biz başarıyı artırmak için sınıfta hangi çalışmaları yapıyoruz? Öğrencilerle yakından ilgilenmek, onlarla kaliteli zaman geçirmek, öğrencinin kalem, defter, ders kitabı, su, sevgi, saygı, onay görmek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak, arkadaş ilişkilerinde dengeyi sağlamak, ders esasında not tutturmak, hataları varsa anında düzeltmek, dikkati dağınık öğrencilerin yanına gidip onları derse katmak, kendine olan güvenini sağlamak amacıyla ne söylerse söylesin, onu dinleyip sözünün tamamlamasını beklemek, bilgiyi pekiştirmek, farklı bilgileri elde etmek için sınıf dışı ortamlarda bulunmak, akıl zeka oyunları sınıfı, çok amaçlı salon, ders dışında merak oluşturmak ve meraklarını gidermek için okul kütüphanesi ile sınıf kitaplığını kullanmayı, farklı alanları gezi düzenlemeyi, gösteri yapmalarını sağlamayı gerçekleştirmek, Hedefleri üzerine konuşmalarını sağlamak, farklı materyaller kullanarak öğrendiklerini tekrar ettirmek. Hoşçakalın.